Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Geçen videolarımızdan birisi de şöyle bir soru almıştık. Mermilerim çok fazla sekiyor ya da overpen atıyorum yani aşırı delme atıyorum diye. Bunu nasıl engelleyebilirim? Ne yapmam lazım? Arkadaşlar bu gemilerde nereye nişan aldığınızla çözülebilecek bir konu. O yüzden hangi gemide nereye nişan almanız lazım? Bunu nasıl anlarsınız bunu söyleyeceğim. Arkadaşlar ilk olarak kendi geminizin top merminizin nasıl gittiğini bilmeniz lazım. Yani mesela kısa mesafede top merminiz ne kadar düz gidiyor ya da ne kadar yukarıdan aşağı doğru iniyor. Buna örnek olarak Haruguma'yı vereceğim size. Haruguma mesela top mermisi her zaman yukarıdan aşağı doğru giden bir mermi. 6 kilometrenin üstünde sıktığınız sürece top mermisi hep yukarıdan aşağı doğru gider. Bu tür bir durumda eğer siz geminin yan kısmına sıkmaya çalışırsanız zırtlayıcı bir mermiyle patlayıcı mermileri hani o kadar mesafede çok önemli değil de overpen atabilirsiniz ya da hiç hasa vermezsiniz direkt olarak seker gider. Overpen yanlış oldu zaten direkt olarak seker merminiz. Neden biliyor musunuz? Çünkü bakın merminiz yukarıdan aşağı doğru geldiği zaman İmleci mermi gibi düşünün. Şöyle aşağı doğru iniyorsun. O zaman şu yan zırh arkadaşlar sizin merminizi sadece aşağı doğru yönlendirmekle yükümlü. Sizin merminizi tanklamıyor. Yani bir yol gibi düşünün. Yolu zırh sayarsanız top mermisi yolun üstünde kayıp dümdüz yolla beraber aşağı doğru gidiyor. Ama güverteye denk gelirse bu sefer o yol bir duvar oluyor mermi için. Mermi yukarıdan aşağı doğru duvara geliyor. Duvarı delip içeri giriyor. Bu yol ve duvar açıklaması çoğu gemi için sizin aklınıza kalacak bir şey olacak bence. Mermilerin sekip sekmediğine en çok karar veren şeylerden bir tanesi bu. Mesela hargumoyla eğer dediğimiz mesafede buraya sıkarsanız zırh kuşağına bir ihtimal mermini sekecek. Biraz daha gemilerin üst kısımlarına sıkmanız lazım. Daha uzun mesafelerde her zaman güverteye sıkmanız lazım. Çünkü mermi yukarıdan aşağı doğru gelecek. Bu sefer merminiz aşağı doğru giderken hani uç kısmı direkt olarak duvarla karşılaşıp duvarı delip aşağı doğru inecek. Bu sizin delmenizi sağlayacak. Aynı şekilde arkadaşlar bu diğer ülkeler için de geçerli. E mesela biz Japon savaş gemisi oynuyorsunuz. İngiliz savaş gemisi oynuyorsunuz. Uzun mesafede sıkıyorsanız 18 kilometre ve üstünde güverteyi sıkmanız sizin daha fazla delme hasar atmanızı sağlayacak detaylardan bir tanesi. Çünkü güverteden mermi gelecek aşağı doğru inecek. Belki gidebilirsek köşke kadar gidecek. Bu bilmeniz gereken ilk önemli detaydı arkadaşlar. Yakın mesafede sıkıyorsanız bir savaş gemisiyseniz de her zaman yan plakayı sıkmanız lazım. Neden? O zaman da bakın merminiz düz geliyor. Şöyle geldi aşağı doğru hafifçe iniyor diyelim. Güverteye geldiği zaman aynı şekilde güverteye bir yol gibi olacak mermi için. Yolun üstünde merminiz sürünecek. Dümdüz ileri doğru gidecek. Geminin hiçbir önemli parçasına denk gelmeyecek. Ya over atacaksınız merminiz buradan delip geçtiği için. Ya da mesela orada hiçbir şey yoksa sol soyuz gibi bir gemiye sıkıysanız mesela şuradan şöylece geçip gidecek. Hiçbir asa vurmayacaksınız. Bu arkadaşlar sizin mermilerinizin sekmesini engelleyecek ilk önemli detaylardan bir tanesi. Bunlar ayrıca burunda da geçerli yine. Mesela burunda da ben bu gemiye sıkarsam, Yamato öyle bile sıksa, bakın 32 mm aslında Yamato'nun delebileceği bir mesafe ama mermi sağa sola kaydırabilir bunu. Şimdi bu durumun olmadığı bir koşullar var. Aslında Yamato yani örneği <laughs> olmayacak örneklerden bir tanesi ama olsun. Mantık olarak daha kolay diye söylemek isterim size. Şimdi bazı zamanlar arkadaşlar bu geminin ne kadar iyi zırhı varmış, ya da ne kadar iyi eğimli duruyormuş ön hiçbir anlamı yok. Biz bu mantığa overmatch diyoruz. Önceden açıkladığımız bir mantık. Bu gemi mesela 32 mm ya. 14.3 katında bir top mermisi bu gemiye gelirse, ne kadar eğimli olsa da, zırh, adam ne kadar iyi duruyordu da olsa, mutlaka mermi deler ve hasar verir. O yüzden siz mesela geminizi çok fazla tanımıyorsanız ya da büyük bir toplu olan gemiyle oynuyorsanız, işte Yamato, Musashi, Incomparable aklınıza gelen herhangi bir 457 mm topu olan bir gemi, o zaman rakip gemilerin burnunu hedefleyip buralardan garanti hasar vermeye çalışabilirsiniz. Zırt elisi top mermisi kullanmanız size hiçbir zarar vermez. Direkt olarak delip yüksek hasar geçirebilirsiniz. Rakip gemideki zırhları biraz bilmeniz gerekiyor ama oyunda zaten 32 mm üstü zırh buralarda çok fazla yok. Bu tür gemilerde çok fazla sorun yaşamazsınız ama işte daha küçük bir top mermisi olan gemiyi kullanıyorsanız o zaman da dikkat edeceksiniz ki arkadaşlar merminiz doğru yere düşsün. Mermilerin delip delmeme konusunda bir diğer önemli kısım ise zırh. Yani rakibin ne kadar zırhı var, bu zırhı sizin topunuz ne kadar delebiliyor? Bunlar biraz sizin bilmeniz gereken detaylar. Bir tane web sitesi bırakacağım. Kullanabilirseniz belki işinize yarar ama biraz kullanması zor olabilir. Filtre kısmından ayar yapmanız lazım. Gemilerin arkadaşlar hangi mesafede ne kadar zırhı delebildiğini görebiliyorsun. Mesela kim olabilir? İşte mu mesela arkadaşlar 13 kilometrede 530 milimetrelik bir zırhı delebiliyormuş. Yani mesela bu geminin şurası 530 milimetrelik bir zırh olsaydı delip buraya hasar verebilirdi. 375 mm'yi de delebiliyor da biraz daha karışık burası. O yüzden tam olarak detaya girmeyeyim. 530 mm'ye kadar bir zırhı 13 km'de delebiliyor. Eğer merminiz düz bir şekilde geliyorsa bu gemiyi delebilirsiniz demek. Bu da yine aşırı sayıları bilmeniz gereken bir detay değil ama bazı gemiler arkadaşlar uzun mesafeden delinmesi çok zor gemiler. Mesela arkadaşlar Yamato'nun köşk şurası 410 mm. Bu 410 mm'yi delebilmek için Yamato böyle dümdüz duruyor olsa bile sizin belli bir mesafeye yaklaşmış olmanız lazım. Eskiden 16 kilometrede yani odası 16 kilometreye kadar mesafede başka bir Yamato dışında kimse burayı delemiyordu. Ama o bile kalktı artık tabi. Ama mesela diyelim ki 18 kilometrede sıkıyorsunuz farklı bir Yamato ile o zaman burayı delemeyebilirsiniz. Sadece şu kısım için konuşuyorum bu arada. Böyle bir durumla karşılaşıp karşılaşmadığınızı bilmiyorum ama eğer merminiz delmediyse normalde bir savaş gemisi olmanıza rağmen Sadece çok uzakta olduğunuz için ya da rakibin zırhının çok iyi olduğu kısma sıktığınız için olabilir. O yüzden bu da aklınızda kalsın. Yani çok fazla karşılaşacağınız bir senaryo olmasa da hani abi ben doğru yere sıkıyorum niye delemiyorum de, diyebilir olabilirsiniz. O yüzden bunu belirtmek istedim. Zaten 18 kilometre buralara sıkmamanız lazım da garanti olsun. Şimdi arkadaşlar daha çok karşılaşabileceğiniz bir senaryodan bahsetmek istiyorum. Olağanet olası ben bir bende yok ama Oyunda Smolensk gibi gemiler var arkadaşlar. Şimdi small ask'e örnek kim verebilirim? Hiçbir fikrim yok aslında. Smolensk'e benzeyen bir gemi var mı ki bende? Yok büyük ihtimal. Şimdi bazı gemilerin arkadaşlar öyle bir zırh değeri var ki sizin top merminiz her zaman overpen atıyor ama hiçbir zaman overmatch atmıyor. Mesela bir Smolensk'e siz 15 kilometrede bir savaş gemisiyle sıktığınız zaman kış katacağınızı zannettiğiniz zaman da arkadaşlar genellikle overpen atabilirsiniz. Yani aşırı delme atabilirsiniz. Neden biliyor musunuz? Mermi patlamıyor. Yani zırteci mermi diyelim ki siz Gokasa'ya attınız. Şu zırha. 16 milimetrelik zırh arkadaşlar. Eğer overmatch edilemeyecek bir zırhsa. Yani topunuz ne olsun. Işte 250 milimetre falan olsun. Atıyorum. zırteci edici merminiz geldi. Buraya çarptı. Bakıyor. Overmatch edemiyor. Zırh da çok zayıf. O yüzden top merminiz patlamıyor hiç. Dümdüz bir şekilde devam ediyor. Hiçbir şey çarpmamış gibi. Geçip gidiyor. O zaman da siz yine aşırı delme atıyorsunuz. Bu mesela Sumalask'a örneği verme sebebim bu o yüzden arkadaşlar. Sumalask çok fazla bu olayın yaşandığı bir gemi. Ne yazık ki farklı örnek gemi aklıma gelmiyor şu anda. Farklı bir şeyle veremeyeceğim ama. Bazı gemiler eğer zırhı çok zayıfsa ne olursa olsun overmatch atabileceğiniz gemiler. Bu tür gemilere sizin patlayıcı mermi sıkmanız lazım. Patlayıcı mermiler de köşk atabilir çünkü. Mesela İngiliz patlayıcı mermileri Sumalask gibi hedefler için çok güzel bir hedef. Yani rakibiniz zırh çok zayıf olduğu için de sizin merminiz aşırı delme atabilir. Bu da bu şekilde aklınızda kalsın. Yani siz ne kadar iyi insan alsanız da bu sizin yanlış aklınız anlamına gelmiyor. Sadece rakibin zırhı çok zayıf anlamına geliyor. Bu tür durumlarda patlayıcı mermiye geçmeniz lazım gene. Bizde arkadaşlar en son olarak patlayıcı mermiler var. Şimdi patlayıcı mermilerin delmesi için zırhın aşağısına girmesine gerek yok. Yani mesela burada verdiğimiz örneklerde vardı ya. Duvara çarpıp içeri doğru girmesi gerekiyordu. Top yukarıdan aşağı doğru gelip aşağı inecekti. Patlayıcı mermilerde durum böyle değil. Patlayıcı mermilerde top merminizin oraya girip patlayabilmesi gerekiyor sadece. Yani hasar verebilmesi gerekiyor. Bunu yapabilmesi için gereken değeri siz ana batayınıza geldiğiniz zaman görebiliyorsunuz. Bakın mesela zırh verme kapasitesi 25 mm diyor. 25 mm'lik bir zırhın altında bir şey denk geldiği sürece çok hafif delebildiği sürece patlayıcı merminiz hasar verebilir. Zırh gibi merminiz delip içeri doğru gitmez. Ya mesela şu zırh plakasına. Siz patlayıcı mermilerini alırsanız 10 milimetrelik kısmı deler delmez mermiyiz patlar ve hasar verir. Rakibin zırhı çok zayıf olsa bile bu hasardan kaçınamaz. Ama bunun karşılığında patlayıcı mermilerin işte delme kapasitesi zırh mermilere göre çok daha düşük. 1 bölü 6 idi galiba. Yani mesela şu 152 milimetrelik top 1 bölü 6 25 metreye yakın olması lazım. O şekilde bir delmeye sahip. Gemiden gemiye değişiyor. Bazı gemilerin daha yüksek delmesi var. Kabiliyetinize göre değişiyor. Ama geminizin zırt denme kapasitenizi bilmeniz yeterli. Rakibe sıkarken zırt denme kapasitenin altında bir zırha sıkmanız lazım. Hangi açıdan sıktığınız, nasıl sıktığınız çok önemli değil. Sadece o zırha gelsin, zırhı delebilsin ve patlasın. Bu hasar vermeniz için yeterli. Evet arkadaşlar bugün bu konuda diyeceklerim bu kadardı. Çok karışık söylememeye çalıştım ama yine de hata yaptığım ya da kaçırdığım yerler olabilir. Bu tür durumları siz isterseniz ekleyebilirsiniz çok detaya da girmek istemedim. Çünkü çok fazla detaya girmek de size çok fazla yardımcı olmayacak. Nereye ne zaman işe almanız gerektiğini bilmeniz, hangi zırhı delip delemediğinizi bilmeniz bence yeterli olacaktır. Ama sizin aklınızda herhangi bir şey kaldıysa yazmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.